miras yedi değil, mirasın taşıyıcısı. Tek partili sistemin tıkanıklıklarına, milletin haklı isyanını başlatan dörtlü takrir, 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'nin kuruluşuyla nihayete erdi. Yeter söz milletin bir slogan değil, bir büyük çığlıktı. ...1946'da hileli seçimlerin ardından 1950 Mayıs'ında Milletle Partisi büyük kucaklaşmayı Beyaz Devrim'le gerçekleştirdi. Daha iktidarının ilk aylarında ezanın orijinal haliyle okunması kararı ve genel af ilanıyla başladı icraatlar. Dönemin en büyük sorunu olan veremle mücadele için her mahalleye açılan dispanserlerden Anıtkabir ve yeni meclis binasının tamamlanıp açılmasına, iki katına çıkarılan tarım alanlarından sulama ve elektrik sorununu çözen yeni barajlara, şeker fabrikalarından yeni üniversitelere, milli gelirdeki %140 artıştan petrol arama ve işleme tesislerine, eğitimdeki büyük sıçramadan sanayiye kadar her alanda yatırımlar katlandı. Ulaşımdaki büyük eksiklik, büyük şehirlerin içinde ve Anadolu'nun tümüne yayılan yollarla giderildi. Ülkeyi uzun yıllar siyasal çalkantılarda boğulmaya terk eden, darbelerin anası 27 Mayıs'la devrilen ve Başbakan Adnan Menderes ve iki bakanın şehit edilmesiyle bu macera sadece kesintiye uğradı. Millet, kendisini seven ve kendisinin sevdiği demokratlara tekrar ve tekrar sahip çıktı. Demokrat Parti'nin mirasçısı kabul ettiği ve amblemi Kırat olan Adalet Partisi'ni ve lideri Süleyman Demirel'i bağrına bastı. Ardından yine darbeler, yine çalkantılı yıllar. Demokrat Parti'nin devamı kabul edilen Adalet Partisi de yine bir askeri darbeyle devrildi. Ancak 12 Eylül'ün ardından başbakan olan Turgut Özal'ı da yine Demokrat Parti damarının güçlü bir dalı olarak gördü millet. Adalet Partisi ve Anavatan Partisi'nin iktidarları döneminde Türkiye tıpkı 1950-1960 arasında Demokrat Parti'nin yaptığı gibi neredeyse çağ atladı, yüksek büyüme oranlarıyla ülkeyi başka bir lige taşıdı. Ana damar ve onun devamı olan iktidarlar hiçbir zaman ülkeyi aldıkları yere geri bırakmadı. Daima daha ileriye, daha iyiye, daha güçlü ve müreffeh noktalara taşıyıp devrettiler iktidarlarını. Bugün de gerçek demokrat, hakiki mirasçı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal liderliğinde 76 yıllık bayrağı taşımaya devam ediyor. İnsanı merkeze alan, kadınların her alandaki katılımını artırmayı hedefleyen, bölücülüğe asla taviz vermeyen, 21. yüzyılda yeniden yorumlanmış, 1946'da atılan o sağlam temeller, Türkiye'yi ve milletini dönüştüren o vizyon, 21. yüzyılda yapılacaklar için güçlü bir meşale olarak Demokrat Parti'nin elinde hem geçmişin hizmetlerini hem gelecekte yapılacakları aydınlatmaya devam ediyor. Demokrat Parti, sözde değil, özde Demokrat Genel Başkanı Gültekin Uysal'la bu bayrağı, bu meşaleyi, bu vizyonu yarınlara taşımak için projeleri, hedefleri ve mirasıyla hazır. Kalkın ey demokratlar! Bakınız memleketimiz ne halde! Başka hanelere iç güveysi girebilirsiniz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletin maliyesine, hazinesine iç güveysi giremezsiniz.